Merhaba, ben İlkay Çömlek. Profil komutunu inceleyeceğiz. Ne işimize yarar bu komutumuz? Devamlı çizgiler çizmek istediğimde bu komutu kullanırım. Ne demek istiyorum bakalım. Komutuma girdim, aktif hale getirdim. İlk noktayı belirledim. Benden tekrar bir nokta istiyor. Belirledim. Çizmeyi bırakmadı. Tekrar nokta istiyor. Tekrar nokta istiyor. Sürekli çizmemi istiyor benden. Bırakmak istediğim zaman Escape tuşuna basarak gördüğünüz gibi bu çizim yapmayı bıraktırabilirim. Veya şurasının son noktam olmasını istiyorsam son noktama tek değil çift tıklarım. Gördüğünüz gibi çizmeyi bıraktı. Noktamı koymuş gibi oldum. Veya şöyle de olabilir. Komutun devamlılığı bittiğinde yani pencereyi kapattığımızda zaten komut kendini bırakır. Yalnız şöyle bir şey vardır. Önce bir açık pencere bırakmış olabilirsiniz. Gelip bunu kapatayım derseniz, geldiniz, kapattınız. Gördüğünüz gibi komut hala aktif. Çünkü bir pencere oluşturdunuz ama bu ilk başladığınız noktadan itibaren olmadı. O yüzden bunu kabul etmeyecektir. Tekrar mesela başladığım yere gelirsem gördüğünüz gibi kapattı. Şurası da kapalı bir alandı ama komutum bırakmadı. Burası bir kapalı alan. Başladığım yere geri döndüğüm için komutum kendini bıraktı. Bir de böyle bir özelliği vardır. Peki diğer özelliğine geçelim. SketchDose'umuzu şuraya alıyorum. Komuta girdiğimde SketchDose'un yanında 3 tane daha çıktığını görüyorsunuz. Bu line komutumuzun aktif olduğunu gösteriyor ve sürekli aktiftir bu. Başlıyorum çizime, sürekli çizgi çiziyor bana. Ben burada bir yay çizmesini istiyorsam buraya gelip Tangent Arc komutunu tıklarsam gördüğünüz gibi bir yay öngörüsü sunuyor. Nasıl bir şekilde istiyorsam buraya kadar gelmesini istedim. Tıkladım, devam ettim. Komutum burada kalmadı, başa döndü gördüğünüz gibi. Her seferinde bunu yapacaktır. Her seferinde yaya tıklamak zorundasınız. Veya yayın bir kısa yolu vardır. Şuradan itibaren yay çizmek istiyorum diyelim. Tıkladım, bırakmıyorum. Mouse'taki parmağımı bırakmıyorum. Bir dikdörtgen öngörüsü verdi bana. Mouse'tan parmağımı çektiğimde gördüğünüz gibi yay görüntüsüne dönüştü. Bir daha tıkladım. Yayın tam son noktasında belirlemiş oldum. Tekrar deneyelim. Tıkladım, bırakmıyorum. Dikdörtgen öngörüsü oluşturuyor bana. Bıraktığım noktaya kadar yay çiziyor. Ama bu yayı orada kalmak zorunda değil. İkinci kez benden nokta girmemi bekliyor. İkinci noktayı belirledim. Böyle bir yay çizdim. Bir yay çizme şeklimiz daha da 3 noktadan geçen. Şurada üstünde durayım. 3 point arc şeklinde 3 noktadan geçen yay. Birinci noktam burasıydı. İlk geldiğim noktada diyebiliriz. İkinci noktam burası. Yay öngörüntüleri sunuyor bana. Ben şu şekilde olmasını diliyorum. Bastım ve komudum 3 noktadan geçen yayımı çizmiş oldum. Komuduma devam edebiliyorum. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Yay çizmek istedim. İlk noktam burasıydı. İkinci noktam, üçüncü noktam dedim ve komuduma çizmeye devam ediyorum. Kapattım. Profilimi tamamlamış oldum. Komutumuz burada bitiyor. Bir dahaki eğitim filminde görüşmek üzere.